Self-Learning English Third Book 97th Lesson Kendi Kendine İngilizce Öğrenme Üçüncü Kitap 97. Ders Yazan ve Seslendiren İngilizce Öğretmeni Halil Köseler Future Perfect Continuous Tense Bu dersimizde çalışıyor olacağım, çalışmakta olacağım şeklindeki ifadeler için kullanılan Future Perfect Continuous Tense'i öğreneceğiz. Bu tense İngilizce'de çok sık kullanılmamaktadır. Yardımcı fiil olarak will have been will have been kullanıyoruz. been been b double e n şeklinde yazılıyor. Cümledeki asıl fiil ise her zaman ing takısı alarak kullanılıyor. Learning, studying, writing, reading şeklinde olduğu gibi. Şimdi Future perfect continuous tense'i örnek cümlelerle açıklayalım. I will have been working. I will have been working. Ben çalışmakta olacağım. You will have been working. You will have been working. Siz çalışmakta olacaksınız. We will have been working. We will have been working. Biz çalışmakta olacağız. They will have been working. They will have been working. Onlar çalışmakta olacak. He will have been working. He will have been working. O çalışmakta olacak. She will have been working. She will have been working. O çalışmakta olacak. It will have been working. It will have been working. O çalışmakta olacak. By September, I shall have been working here for five years. By September, I shall have been working here for five years. Eylül ayı itibariyle ben burada beş yıldır çalışmakta olacağım. He will have been writing his second book by this time next year he will have been writing his second book by this time next year o gelecek yıl bu vakit ikinci kitabını yazmakta olacak future perfect continuous tense daha önce öğrendiğimiz going to kelimeleriyle de yapılabilir by next month she is going to have been working at that company for three years. By next month, she is going to have been working at that company for three years. Gelecek yıl itibariyle o şirkette üç yıldır çalışıyor olacak. Future perfect continuous tense cümleleri soru yapmak için will, shall kelimelerini özneden önce kullanıyoruz. Will you have been looking for a job by next week? Will you have been looking for a job by next week? Siz gelecek hafta içinde iş aramakta mı olacaksınız? Will she have been waiting for you by five o'clock tomorrow? Will she have been waiting for you by five o'clock tomorrow? O yarın beş itibariyle sizi bekliyor mu olacak? Future perfect continuous tense cümleleri olumsuz yapmak için will not, shall not ya da kısa şekliyle won't, shan't kelimelerini kullanıyoruz. You will not have been working here by next month. You will not have been working here by next month. Gelecek ay itibariyle siz burada çalışmıyor olacaksınız. will not kelimelerini kısaltabiliriz. You won't have been working here by next month. You won't have been working here by next month. Gelecek ay itibariyle siz burada çalışmıyor olacaksınız. We shall not have been sitting together by this time tomorrow. We shall not have been sitting together by this time tomorrow. Biz yarın bu sırada sizinle birlikte oturmuyor olacağız. Shall not kelimelerini kısaltarak söyleyelim. We shan't have been sitting together by this time tomorrow. We shan't have been sitting together by this time tomorrow. Biz yarın bu vakit birlikte oturmuyor olacağız. Bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek ders yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you next lesson. Goodbye.